Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gerçekten çok iyiyim. Amazon'da geçenlerde bir güncelleme yapılmıştı 18 Ağustos'ta. Ama hemen bir güncelleme yapıldığında hayata geçemiyor. O yüzden biraz zaman aldı ve son zamanlarda bunun etkisini birebir ürünlerimizde görmeye başladık. Ve biz bunu daha önceden görebildiğimiz için satışlarımız biraz biraz artmaya başladı. Ve bunu göremeyenlerin aslında bir adım geriye düştüğünü göreceğiz. Peki bu ne diyeceksiniz? Bu şu arkadaşlar, 18 Ağustos'ta biz sonuçta Amazon'da kelime satıyoruz ve başarılı satıcılar bunu en iyi şekilde optimize edenler ve aranan kelimelerde en üst seviyelere çıkanlar. Aksi halde zaten Amazon'da o müşteri ağından faydalanmanın yolları biraz daha zorlaşıyor. Organik bir şekilde kelimeleri indeksleyip arama motorunda en üst seviyelere çıkamazsak. Burada arkadaşlar yapılan değişiklik şu. 18 Ağustos tarihli Amazon açıkladı. Eskiden burada satış hesabı olanlar bilecektir. Search terms, yani arama kelimeleri, keywordler eskiden 1000 karaktere kadardı ve bize 5 blok verildiği için 5000 karakter girebiliyorduk ve bunlar indeksleniyordu. Ama şimdi 250 byte'a düştü. Yani 250 karakter de değil. Bu ne demek? Ve bazı kategorilerde 200 byte arkadaşlar. Bunu okuyabilirsiniz. 250 byte şu demek, yani bizdeki bazı karakterler İngilizce'de olmadığını varsayarsak bunlar daha fazla byte alıyor. Ö gibi, yumuşak G gibi veya İspanyolca karakterlerden bazıları veya E üzerinde 2 nokta gibi. Onlar daha fazla byte alıyor. Onu da hesaba katmak lazım. Ve buna göre optimizasyonlarınızı yapmanız lazım, yapmamız lazım. Burada önem taşıyan, yani bunu yorumlamamız gereken şu ürün başlığı ve ürün tanımı o kadar önemli oluyor ki bu keywordlere indekslemede, kelimeleri indekslemede ona göre bir listeleme yapmak lazım. Aksi halde zaten az olan kelimeleri bir şekilde optimizasyon konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi bunların indekslenip indekslenmediğini göstereceğim ama öncesinde birkaç detay daha bakalım. All entry will be rejected upon exceeding limit. Yani diyor ki siz şu anda girebiliyoruz arkadaşlar. Yani 1000 karakter de girebiliyoruz. 250'yi geçebiliyoruz. Şu anda ben denedim. Ama bunlar diyor ki 250'den fazlasını ben indekslemem diyor. Yani siz ne kadar yazıyor olsanız dahi bunlar indekslenmeyecek. Yani eğer ki listenizi yaptıysanız buna göre optimizasyonunuzu yapmazsanız eğer satışlarınızın düşmesi olasılık dahilinde. Çünkü 250 ilk 250'yi alıp gerisine almayacaktır. Belki de sizin en önemli kelimeleriniz ilk 250'nin içinde yoktu. O yüzden buna göre optimize etmeniz lazım. Ve ürün başlığı, ürün tanımına acayip bir şekilde yüklenmeniz lazım. En iyi şekilde kelime bazlı optimizasyon ağırlığı olarak. Bunun dışında buradan önemli olanları anlattık zaten. Bakayım, bir daha göz atalım. Synonyms veya duplication'a yer vermeyin diyor. Yani eş anlamlıları veya arka arkaya mesela kelimenin başlığında kullandıysanız aynı zamanda burada search terms'e girmenize gerek yok diyor. Bu da duplication, yani arka arkaya aynı kelimeyi kullanıp israfa girmek gibi bir şey oluyor. Klasik verdiğimiz örnekten indekslenip indekslenmediğimizi görmek için en basit şekilde ne yapabiliriz bundan bahsedeceğim. Bu barbecue gloves. Ben daha önceden barbecue gloves örneğini kullanmıştım, hatırlayacaksınızdır. Burada arkadaşlar şimdi ürünün kimlik numarasını alacağım. ASN diye geçiyor. İngilizce'de. Şimdi burada yapmamız gereken şey barbecue gloves olarak indekslenip indekslenmediğini görmek için artıya tıklıyorum ve barbecue gloves yazıyorum. Evet, indekslenmiş. Aksi halde çıkmayacaktı burada. Yani buradan kendi listelerinizi kontrol edebilirsiniz. Armağan diye yazsam büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Ki gördüğünüz gibi çıkmadı. Veya başka bir kelime kullanalım. Oven. Oven yazdığımda çıkmadı. Aslında belki Oven Gloves diye çıkması daha iyi olabilirdi. Oven Gloves olarak da çıkmadı. Bunu atlamışlar mesela arkadaşlar. Ama en önemlisi herhalde buradan barbeküden daha çok kazanacaklarını düşünüyorlar. Evet, ona göre optimizasyonlarını yapmışlar. Burada aslında eksikleri Oven Gloves olarak da kullanabileceğini atlayıp Oven Gloves'a göre indekslememek olmuş bu satışçının. Bunları atlamamanız çok çok önemli arkadaşlar. Zaten Oven Gloves diye aratıldığında olan trafiği düşünün. Bir de Barbecue Gloves diye aratılan trafiği düşünün. İkisini sağlayan satışçı binlere oynayan satıcı oluyor ve 10.000 dolarlar bu şekilde kazanılmış oluyor. Bunu atlamayalım.
Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım en iyi şekilde siz bu kelimeleri optimize eder ve kendi ürünlerinizi daha fazla ön plana çıkarmak için doğru şekilde kullanırsınız. Saygılarımla bir hatam olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.